Herkese merhaba tekrardan. Ben Adil Gülen. Bir dersimizle daha birlikteyiz. Bugünkü eserimiz Mausa Limanı. Mausa Limanı'nın hikayesini de paylaştım ben size. Oradan hikayeyi de okuyabilirsiniz. Hikayeyi okuduktan sonra çalarsanız daha iyi olur. Bir bakıma da yaşanmışlıkları daha iyi net görebilirsiniz. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Esere başlamadan önce eserin reprise olan yani ilk kısma kadar çalacağım. Daha sonra diğer kısmı çalacağım. Bu şekilde göstereceğim. Repriz ve senyo olayına dikkat edin. Senyo biliyorsunuz. Repriz de artık biliyorsunuz. Onların açıklamalarını yaptım. Dersimize başlayalım. Sorularınız olursa yorum olarak bırakabilirsiniz. Gerekli bilgileri ben size zaten aktarıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar dersimize başlıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Videoyu hiç kesmeden bir bütün halinde çekeceğim. Kürdü bir makam. La karar sesi. Kürdü makam nedir diye soran arkadaşlar olabilir. Sade arızalı si bemol alıyor. Şöyle göstereyim. Beyde. Yani la perdesini yarım açtığınızda si bemol sesini alabiliyorsunuz. Eserimize başlayalım. Sorularınız olursa yorum olarak dediğim gibi bırakabilirsiniz. Şöyle kamerayı da ayarlayayım. Sizin görebileceğiniz açıda. Bakın şimdi. Başlarız yavaştan. Evet, S'le giriyorsunuz. Gibi buraya geldiğiniz anda yani mi re mi sol'e geldiğiniz zaman repriz işareti var. Repriz işaretini unutmayın. Repriz işaretinde tekrar başa döneceksiniz ya da konulduğu yer varsa oraya döneceksiniz. Şimdi parça parça gideceğim ben sizin için. İlk satırı komple çalayım. Siz takip edin. Bakın. Es. Bakın ilk satırı okuyorum sizin için. Es. Mi fa re fa sol fa mi 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 fa re mi do dediniz ve çalıyorsunuz. Es. Şimdi ikinci satıra inelim. İkinci satıra indiğimizde de eserin devamını yani bir bütün olarak çekeceğim için eserin devamı geliyor. Bakın ikinci satıra iniyorum. Es. İkinci satırda gördüğünüz gibi notayı okuyun. Es'e giriyorsunuz tekrardan. Es. Do, 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 re, si, la, la, si, do, re, mi, sol diye devam ediyorsunuz. Şimdi o reprise'den sonra dolap işaretini söylemiştim. Çaldıktan sonra ikinci kısmı çalıp esere devam ediyorsunuz. Şimdi birinci satırın ve ikinci satırın o reprise'e kadar olan kısmını çalayım siz için. Bakın yavaş bir şekilde. Es. Reprise olduğu için tekrar bir daha çalıyorum. Es. Es do 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 re si la 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 ikinci dolap kısmına geçtim. Bundan sonra eseri devam ediyorsun zaten çok basit. Tekrar gösteriyorum en baştan iyi bakın. Şu an
1 ile 2'yi çalmış oldum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi en alt satıra iniyorum. Eserin başlangıç kısmına doğru. Bakın, yavaş bir şekilde çalıyorum. Es. Bakın, ilk satırın birinci ölçüsünü çaldım. İyi takip edin arkadaşlar. Bakın. Es. Yani dediğim gibi eseri sürekli okuyun. Es. La si do do re do re mi do dediniz ve bitti. İkinci ölçü çalıyorum arkadaşlar. Bakın. Okuyun ilk başta. Es. Mi fa fa re fa mi 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 fa re mi do. Evet arkadaşlar, şimdi o ikinci ölçüyü çalıyorum. Bakın. Es. Bir daha çalıyorum. Çarpmalara dikkat edin. Es. Gibi çalın arkadaşlar. Hiç korkmayın yani. Hata yapacağım diye korkmayın. Herkes hata yapabilir. Şimdi eseri en baştan, yani bu tamamen bütün her şeyle çalın yavaş bir şekilde. Bakın. Röpriz, dolap, bütün her şeyle çalın. Bakın. Es.